Hocam yine kutsal topraklardan bir sorumuz var ama bu kez. Görelim mi? Tabii hep. Selamlar. Sevgili hocam, benim sorum şudur. 7 günlük umre paketine gelen karı koca 3 gün Medine'de kalıyorlar. 3. günün sonunda bayan kardeşimizin özel günü başlıyor. Bunlar Mekke'ye gidecekler ve Mekke'de umre yapacaklar. Özel gününün başlamasından dolayı bu ablamız ihrama girecek mi? Girerse umre tavafını ve sayını yapacak mı? Durumu nasıl olacak? Nasıl hareket etmeli hocam? Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Peki biz teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Cevabı reklamlardan sonra alacağız. Aynı zamanda hediyelerimiz için ikinci şifrede reklamlardan hemen sonra lütfen ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. İftar saati devam ediyor. Az sonra inşallah sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Zekat hesaplamaları ile ilgili çok telefon alıyor arkadaşlarımız. Biz de WhatsApp hattımızı görüyoruz. Video olarak da geliyor. İlerleyen bölümlerde o sorulara bakalım. Ama önce biraz evvel hocam Medine'den, kutsal topraklardan bir soru vardı. Not aldım ben buraya. 7 günlük umreye giden karı koca 3 gün Medine'de kaldıktan sonra kadının özel dönemi başlarsa bu durumdan ötürü ihrama girmesi gerekir mi? Bir, girerse umre tavafını yapacak mı? Yaparsa nasıl hareket eder? Şimdi eşiyle birlikte Medine'ye vardılar. Evet. 3 gün kaldılar. Şimdi oradan Mekke'ye gidecekler. Evet. Mekke'ye giderken Medine'yi çıkar çıkmaz mikat diye bir yer. Ne demek mikat? Kabe'ye fiili saygının başladığı yer demektir. Ora ihramsız geçilemez. Ama hanımefendi mazeretli, ne yapacak? İhrama niyet edecek. Zaten kıyafette değişiklik yok. İhram ne demek? Helalların haram kılınması. Mesela tırnak kesmek helal mıydı? Şimdi haram oldu. Güzel kokular sürülmek helal mıydı? Ama şimdi yasak oldu. Onun gibi bazı yasaklar var. O noktayı geçmeden önce hanım kardeşimiz de niyet ettim ya Rabbi senin rızan için umre yapmaya, bunu bana kolay kıl, benden kabul buyur. Allahümme inni uridul umrete feyessir hali ve tekabbelha minni diye niyetlenecek ve telbiye okumaya başlayacak. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrine hayranım, yoluna kurbanım, minnet sana, şükran sana, eşin, dengin, benzerin, ortağın yok, her emrin başım üzerine ya Rab diyerek durmadan bunu tekrar edip gidecek. Ama erkekler orada ihram namazı kılacak. Hanımefendi de kılacak mı? Kılmayacak. Yani şimdi umre ibadeti başladı mı hanımın? Başladı. Peki böyle yapmasa, niyetlenmeden böyle geçseydi o zaman kurban cezası gerekirdi. Yani bu iş suçtu. Yani bu ibadette suçtu. Demek ki doğrusu böyle olacaktı. Evet. Ama beyefendi diyor ki Mekke'ye vardık. Erkekler hadi umre tavafı yapalım. Hanımefendi de yapacak mı? Yapmayacak. Ne yapacak ya o? O bekleyecek. Ne zaman? Diyelim ki 4 gün sonra, 5 gün sonra o durum bitti. Bu sefer boy abdesti alır, harem-i şerife gider, tavafını, sayini öyle yapar. Evet. Evet, peki.